Arkadaşlar selamlar ben Sercan Akgüneş. Bugün nohut kullanarak farklı bir tarif göstereceğim. Nohutları dün geceden ıslatmıştım. Ufak bir bilgi vermek istiyorum. Nohutları ıslattığımız su ile asla haşlama işlemini yapmıyoruz. Bunu sadece bu tarif için değil genel olarak düşünebilirsiniz. Söylediğim şekilde yaparsanız haşlama süresi oldukça düşecektir. Nohutları tencereye alıp üzerine 3-4 parmak geçecek kadar su ekliyorum. Kaynadıktan sonra ateşin derecesini orta yapalım ve 30 dakika haşlanmaya bırakalım. Nohutlar haşlandı, ocaktan alıyorum. Haşlanmış nohutların üzerine 2 yumurta ekleyip blenderdan geçelim. Blender yerine mutfak robotu da kullanabilirsiniz. Fakat robotunuz güçlü değilse istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kıvamını görüyorsunuz. Bu şekilde olmalı. Bu arada kullandığım tüm malzemelere ve ölçülerine yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. O kısma yazdım. Bakmayı unutmayın. Bir tutam maydanozu ince ince doğrayalım. Videoyu yararlı bulduysan videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorumlarını yazmayı unutma. Yaptığınız her geri dönüş, her yorum benim için gerçekten çok önemli arkadaşlar. Hepsini mutlaka okuyorum. Bir büyük boy soğanı rendeliyorum. Rendeledikten sonra soğanın suyu çıkacaktır. Suyunu çok fazla almadan tane soğanları harcımıza ekleyelim. 3 yemek kaşığı un ekliyorum. Unu mutlaka elekten geçirin. Baharatları, galeta ununu ve karbonatı ekleyip yoğurma işlemine geçelim. Rahat çalışamadığımı fark edip kabı değiştirdim arkadaşlar. Rahat çalışmak önemli. Bu arada nohutları soğutmadan blenderdan geçmiyoruz. Diğer türlü yapış yapış olacağı için kıvamı ayarlamakta zorlanabilirsiniz. Yoğurma işlemi bitti. Tüm malzemeler eşit miktarda dağıldı ve kıvamını görüyorsunuz. Gösterdiğim büyüklükteki parçaları köfte şekline getirelim. Videoları uzatmadan kısa tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden mutlaka atlamadan izleyin. Diğer türlü arada kaçırdığınız yerler olabilir. Çünkü sadece işinize yarayan kısımları gösteriyorum. Şekil verme işlemi bittikten sonra pişirme kısmına geçebiliriz. Arkadaşlar ufak bir bilgilendirme. Şu an izlediğiniz tarif videosu gibi yüzlercesi Instagram hesabında mevcut. Instagram kullanıcı adım şu an ekranda yazıyor. Ayrıca yorumlar kısmına da linkini bıraktım. Kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Orta ateşte önlü arkalı güzelce pişirelim. Rengi çok çabuk değişecektir arkadaşlar. O yüzden köftelerin başında olmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca sürekli çevirip durmaktan ziyade 2-3 çevirmede köfteleri tavadan alalım. İstediğimiz renk tam olarak bu. Bu renge geldiğinde yağın içerisinde kalmasının hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Yemeğimiz hazır. Mutlaka deneyin. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.